Çok kıymetli basın mensupları, bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir gün önceden gününüzü kutlamak istedik. Eğitim Bir Sen Birnoğlu Şube Yönetimi olarak aramızda görmekten çok mutluluk duyduk. Kahvaltı sohbetimiz bu sizin gibi vefakar, cefakar basın mensuplarını ağırlamaktan büyük onur duyduk. İnsanları doğru, bilgi, güvenilir haberle buluşturmak için muhabirinden fotoğrafçısına, editörüne, kameramanla zor şartlarda gösterdikleri çabayla demokratik hak ve özgürlükler alanının daha da genişlemesine, güçlenmesine emek veren gazetecilerimiz her türlü takdir ve teşekkürü hak etmektedir. Yorucu bir tempoyla toplumsal olaylardan afetlere, terörden savaşa, yangının içinde, acının içinde, zamanla yarışarak, gelişmeleri haberleştirerek bizlere servis eden gazeteciler, kamuoyu açısından çok önemli bir görevi ifa etmektedir. Birçok basın emekçisi canını feda ederek yaralanmakta, hatta canından olmaktadır. İnsanlar hakları ve hürriyetinin kullanım açısından basın hürriyeti önem taşımaktadır. Düşünce, inanç, kanaat ve ifade özgürlüğü ancak basın hürriyetiyle mümkün olabilir. Dünyanın birçok yerinde basın emekçileri, başta sosyal güvence imkanları olmak üzere güvenli sağlık çalışma imkanından yoksundur. Aldıkları ücret insanca yaşama şartlarını sağlamada yetersizdir. Her 10 Ocak'ta siyasen veya iyi dileklerle de çalışma şartlarınızın düzeltilmesi temenni olarak kalmasın. Hak ve özgürlüklerinizin, çalışma ortamlarınızın daha iyileştirilmesini diliyoruz. Daha geniş yasal haklara sahip olmanız dileğiyle mesai kavramı olmaksızın gece gündüz vefakarca çalışan basın emekçilerinin gününü kutluyor. Bu gününüzün de hak ve özgürlüklerinizin, çalışma alanlarınızın daha iyileştirilmesine vesile olmasını diliyorum. Bugün aramızda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ezkuruni ezkurkum veşkuru li ve la tekfurun. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا Ulaike ala hudan min rabbihim ve ulaike humul muhtedun. Sadakallahul azim. Ya burada okuduğumuz ayetin bir bölümünde Allahu Teala bize sizi malların, canların, nimetlerin eksikliğiyle sizi ağır bir yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz diyor. Hepimiz bir imtihandayız. Tabii bizden siz basın mensupları olarak basıncı arkadaşlarımızdan kaybolan canlarımız var. Mehmet abi gibi, Kamil dede gibi, yine basın mensubu arkadaşlarımızın akrabalarından vefat edenler var. Biz onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Sizin de gününüz kutlu olsun inşallah. Allah razı olsun. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, büyüklerim, kardeşlerim, kız kardeşlerim, yapmış olduğunuz özel hizmetleri günümün hemen hemen her saatinde takip eden bir kişi olarak ne kadar eziyetli, ne kadar zor işlerin içerisinde olduğumuzu fark edebilen bir kişi olarak bu konuda sizler için yapılabilecek en iyi şeyleri yine yapamayan bir kişi olarak bu irademizi en öne koyarak minik olsa da böyle bir program gerçekleştirdik. Programa teşriflerinizden dolayı hepinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve şehrimizin en önemli alanında eğitim hizmet alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum yapısı olarak basının varlık sebebine uygun, insanların hizmet gelişimine uygun çalışmalarını ciddi manada takdirle karşılıyoruz. Ciddi manada katkılarımızı görmekteyiz. Bundan dolayı hepinize ayrı ayrı ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü eğitim iş hizmet konuda bir yetkili sendika başkanı olarak da yönetimimle beraber yapmış olduğum tüm çalışmalarda sizleri hep yanımızda görüyoruz. Her türlü trafiği yaşıyoruz ama telefon, ama dijital ortamlar, ama fiili ortamlarda. Biz buralarda sesimizi duyurabilen bu kabiliyetli insanlarla daha başarılı hizmetler yapabilmenin muradındayız. Bu konuda elimizden geleni yapmak çalışmasını devam ediyoruz. Bugün bizim için son derece özel bir gün ayrıca. Mehmet Akif İnan rahmetlinin tam 22 yıl önce 5 Ocak'ta vefatının yıl dönümü. Ayrıca biz kurucumuz olduğu için de kendisini hayırla yad ediyoruz. Bu sizle yaptığımız bu programda bunu ilk defa bu şekliyle ifade etmiş olduk bu hafta içerisinde. Medeniyetimizin geçmişten beri oluşturduğu bakiyeleri, gelecek dönemlerin inşasında bir şuur olarak görme azmindeyiz. Kuruluş felsefemizin temelinde bu vardır. Bunu bugün becerebildiğimiz oranda biz gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani mazinin şuuruyla geleceğe adım adım gidebilmenin hesabını yapıyoruz. Bu ara ayaklarımıza takılanlar oluyor. Akıllarımızı karıştıranlar oluyor. Şeytani bir takım çalışmalar içerisinde olanlar oluyor. Bu dünyanın bir gerçeği olarak biz bunlarla hep mücadele ediyoruz. Bunları hep ifade etmeye çalışıyoruz. Bunun için de ciddi bir performans koymak zorunluluğumuz var. Bu devletin şu anki adını siyasi koyalım, bürokratik koyalım, sivil toplum yapısı olarak koyalım. Hepsinin birbiriyle uyumlu çalışmak mecburiyeti vardır. Bu konuda hiç kimse birbirine gol atmaya çalışmasın diye düşünüyoruz. Bütün siyasetçilere, bütün bürokratik yapılanmalara, görevlerine son derece ciddiyetle yapmalarına davet ediyoruz. Bu konuda bütün sivil toplum yapılanmalarını ciddi bir hizmet üretme felsefesiyle çalışmaya davet ediyoruz. Dünkü olumsuzlukların bugünlere taşınması, yarınlara dair olumsuzluk planları yapılması oyunlarının tamamını çözme irademizi ortaya koyma, yani faş etme ve bunlarla mücadele etme irademizi hem siyasi hem bürokratik hem de sivil tüm inisiyatiflere bugüne has değil, her günümüze has ifade etme iradesindeyiz. Bunu burada Genel Başkanımız Ali Yalçın Türkiye genelinde ifade ederken, bu ülkede kaybedeceğimiz hiçbir insan da yoktur. Kaybedeceğimiz hiçbir emek de yoktur. Bütün bunların hepsinin mücadelesini biz verirken şehrimize de bu mücadeleyi biz vermeye çalışıyoruz. Günler değişir, tarihler değişir, krizler gelir, krizler gider. İnsanların geriye dönüp baktıkları zaman 3 ay önceki gündeme dair burada hiç kimsenin söyleyebileceği tek bir şey yok. Geçen haftaki gündemi bile unuttuk. Önümüzdeki yarın ne gündemle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama benim bildiğim bir şey var. Ben geçen sene de, 10 yıl önce de, 20 yıl önce de temel değerler üzerine, kardeşlik hukukum üzerine, merhamet duygum üzerine, adalet duygum üzerine kurguladığım her şeyin ben bugün mükafatlarını bu toplumdan alacağımı düşünüyorum. Bunu öğreten öğretmenlerimizin milli eğitimdeki çabalarının asla boşa gitmediğini düşünüyorum. Bu alanlara ne kadar hizmet edilirse o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Bu doğrultuda şehrimizde de, ülkemizde de önemli atraksiyonlar var, önemli çalışmalar var. Bunların hiçbir tanesi kıymetsiz falan değil. Sadece daha iyi yapabileceğimizi düşündüğümüz halde niye daha iyisini yapmıyoruz diye eleştiri mantığındayız. Bunun için de sivil toplumlarla işbirliğini, paydaşlık sıfatının Cumhurbaşkanlığı sisteminin de bir gereği olduğunu, bunu her platformda ifade eden bir kişi olarak bugüne has bir daha ifade ediyorum ki lütfen sağlarına sollarına baksınlar, memleketin tek sahibi olarak kendilerini görmesinler ki benden başka bu ülkeyi yönetecek, bu en doğruları söyleyecek adam yoktur diye bu mantıkta bir büyüklük, bu noktada bir kimlik ortaya konulmasın. Bu irite edici bir kimlik oluyor. Bu insanları birbirinden ayrıştırıcı bir kimlik oluyor ve bunun sonuçları da daha toparlanamıyor. Çünkü bizim birbirimize güvenmekten, en önemli sermayemiz olan insanları yüceltmekten, onlara çalışma alanlarına saygı duyup onları sisteme dahil etmekten başka alternatifimiz yok. O nedenle biz bu birlikteliğe ciddi manada ihtiyacımız olduğu günlerde ama ekonomik krizlerin, ama siyasi buhranların, ama sağlık üzerinden yürütülen o olumsuz gündemli her gün ekranlarda gözüken veyahut da reel manada hastanelerde görebildiğimiz kişilerin ortaya koyduğu olumsuzluklardan kurtulmamız için gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, okulları o kadar uzun süre kapalı tuttuk ki çocuklarımız artık eğitime dönük büyük bir isteksizlik oluşan bir havalar oluştu. Yani cam ekranların, uzaktan ekranların, internet ortamlarının, sosyal medya eksenli yapılanmaların olumsuzluklarını bugün her fert, aile yani çocuğunda hissediyor. Anneler, babalar kendilerinde de hissediyorlar. Bir barışık toplum oluşturma sevdasındaysak eğer, öncelikle bu hastalıklarımızı içeriden başlayarak, ailelerden başlayarak çözmek zorundayız. Okullarda arkadaşlarımızın en çok zorlandığı alan olarak bunu ben ifade etmek istiyorum. Yani eğitime ciddiyetsizlik oluşuyor. Eğitimdeki bu ciddiyetsizlik çocuklarımızın başından bir şekilde sağmamız gerekiyor. Bu hastalıktan kurtulmamız gerekiyor. Şimdi bir de toplumsal manada şöyle bir yaklaşımda bulunmak istiyorum. Önceden bir toplumun, hatta bir kültürün bir tarih içinde, bir tarih güzellikleri içerisinde yaşardık. Onun o ürettiği medeni değerlerin güzelliğini hep hissederdik ve birbirimizle paylaşırdık. Şimdi daha çok bunu ekonomik olumsuzlukların, paylaşamamazlıkların, dedikodu toplumla haline dönüşen bir yapının içerisinde yaşıyoruz. Bu konu bizi asla mutlu etmiyor. Bu konu bizi ciddi manada kalp hastalıklarıyla tedavi edemediğimiz takdirde yarınlara asla güvenle bakamayacağımızı düşünüyorum. Onun için sevgiyi, merhameti içimizde geliştiren politikalara ve fedakarlıklara ihtiyacımız vardır. En başta dediğim gibi bu konuda insana en büyük sermayemiz olduğu için ne kadar yatırım yapsak azdır. Ve genel olarak bunu kendi alanımız için de söylüyorum, diğer alanlar için de söylüyorum. Bir ülkede, dünyada, herhangi bir yapıda kendilerinden bir üst rütbedeki insanları bir tanrı mesafesinde görüp, bir alt rütbedekilere de onlara da köle olarak bakıp hiçbir değer vermeyen anlayışın bu dünyada yaşama hakkı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ona dair bir sosyolojik bir eleştiri kabul edelim. Bunu bir yani alan eleştirisi olarak kabul edelim. Bulunduğumuz ortamda en iyisini başımızdakiler bilir diye bir mantaliteyi ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Bu konuda dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin sisteme bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yoksa bastırılmış kimlikler, görüşler, felsefelerle yarınlara biz gidemeyeceğiz. Biz gidemeyeceğiz. O kanallar bizim için hep kapalı kalacak. Ve maalesef hepimizin yetiştiren annelerin, babaların, öğrendiğimiz işte öğretmenlerimizin bizleri yetiştirirken yine bizler bir şeyleri dişimizle, tırnaklarımızla tırmalamaya çalışırken, yukarılara doğru bu toplumu taşımaya çalışırken bir takım hallerle karşı karşıya koyuyor. Hepimizin savunduğu bir değer var aslında. Hepimizin bir değer yargısı var aslında. Bunları ifade ederken bununla ilgili kıymeti fark etmek yerine diğerlerinin olumsuzluk halleriyle ilgili konuları konuşup öne çıkartıp kavgayı bir nevi körükleyen yaklaşımları hastalıklı bir ruh, habis bir ruh olarak görmekte, bu manada davranışlara da son derece dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok ayrıntılı bir gündem açmak istemediğim için ben bu konuyla ilgili eleştirilerimi bu tarzda bırakmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, eğitim, iş, hizmet kolunda biz yetkili sendikayız. Biraz önce Ömer abim ifade etti. Aramızda, şehrimizde 5000 tane üyemiz var. Tüm ilçelerde yetkili sendikayız. Bulunduğumuz her alanda eğitimle ilgili yapılmış tüm faaliyetleri denetlemeye, görmeye, gözlemlemeye ve bunun peşinden de yanlışları ifade etmeye çalışıyoruz. Usul geliştirdik. Usulümüz çoğunca açık. Doğrudan problemin kaynağıyla ilk teması sağlamadan ikinci boyutuna geçmeyiz. İkinci boyutu kamuya taşıma, mahkemeye taşıma boyutlarıdır. Bunları çekinmeden yapmaktayız. Çalışan insanların değerli olduğunu, eğitim hizmet kolunda hepsinin kıymetli olduğunu ve bunların da bir insan olduğunu, bunların da hepsinin birer kalbi olduğunu, üzülmemeleri, yorulmamaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda ama idarelerle, ama bu yerel idarelerle hem de, ya da bakanlığımızla değişik ortamlarda çalışmalarımız devam ediyor. O kadar dallı budaklı işlerimiz var ki, yani şu an sadece son 6 ayda önümüzden geçirdiğimiz çalışmaların tamamını şu masamın üzerinde koymaya çalıştım. Hepsini derleyemedim bile. O kadar önemli işlerin içerisinde bulunuyoruz ki ve ben bunların hepsini bir nimet olarak görüyorum. Ve bunların hepsi eğitimde ülkemizin önünü açacak önemli görüşleri barındıran akademik araştırmalar, arazi araştırmaları ve bunlara yok gözüyle bakıp bir yarın inşa etmeye çalışan arkadaşlarımızın, idarelerimizin başarılı olacağını falan düşünmüyorum. Onun için her yeni bir şey bizim için yeniden bir kavga unsuru oluşturmamalı. Yani bir şey gündeme alındığı zaman o çözülmedi. Öğretmenlik, meslek kanunu diye bir kanun var. Fi tarihinden beri konuşuyoruz. Şöyle olsun da böyle olsun da hiçbir kıymet harbiyesi olmadığını bugün biz meclise sevk edilen kanun taslağından görüyoruz. Evet, hiç kimse kimseyi dinlememiş, anlamamış, yorumlamamış. Yani siz oraya bir yasa koyuyorsunuz ve senelerdir milletin beklediği, eğitimcinin beklediği bir yasayı son derece hafif temaslarla alın işte size de birer yasa dercesine çıkartıp ortaya koyuyorlar. Bunun eleştirisini de, bunun cümlesini kuracak olan da yetkili sendika olarak bizleriz. Burada başka hiçbir hesabımız yok. Bu kanunun eğitimciye de, çocuğumuza da, siyasi iradeye de, bunu çıkartana da faydası olsun istiyoruz. Çıkartmayan insanlara, bunu engelleyen insanlara da bunun zararı olacağı da kesin. Bu doğrultuda cümlelerimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Onun için değişik burhanları konuşabiliriz, ekonomik krizleri, dönemsel manada konuşabiliriz. Toplu sözleşme süreçleriyle ilgili önemli mesafeler kat edildi. Yeni vergi indirimi anlaşmalarıyla, yeni konular vergi indirimleriyle, taahhütleriyle yeni gündemler oluşturuldu. Fakat işin mutfağında yer alan, iktidarın mutfağında yer alan kişilerin bu konular üzerindeki böyle kapalı kalmaları maalesef yapmaya çalıştıkları iyi şeyleri bile doğru yorumlanmaması sonucunu doğuruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bile bu konularla ilgili zaman zaman eleştiriler yapıyor. Biz de bu açıktan kurtulmak istiyoruz. Böyle bir durumla muhatap olmak istemiyoruz. Biz ne dediğimizi böyle açık söylemeye çalışıyoruz. Bize bu konularla ilgili yapılacak bütün hizmetlerinde açık, seçik ifade edilmesi gerektiğini, toplumu bir algı operasyonuyla yanıltarak çok vermişiz, öğretmenlere çok bir şeyler vermişiz, eğitim çalışanlarının başını göğe erdirmişiz gibi konuşulmasına falan gerek olduğunu düşünmüyoruz. O nedenle hem yukarıya hem yerel siyasete, yerel bürokrasiye bu konuda okullara gidip binaların, duvarların, bahçelerin, spor alanlarının kıymetli olduğunu anlatmalarından dolayı teşekkür ederken onun tamamına ruh veren insanlara dair yaklaşımlarından dolayı da daha dikkatli, daha yaklaşımlı, daha olumlu yaklaşımlı ifadelerine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarımızdan bir kısmını burada paylaşmaya çalıştım. Mehmet Akif Ersoy rahmetliyi anma yılıydı biliyorsunuz, 100. yılı. İstiklal Marşı yılı olarak ilan edilmişti. O konuda bir atraksiyon gerçekleştirdik. İlimiz genelinde şu an resmi bütün kurumlarımızı da davet ederek önemli bir resim sergisi gerçekleştiriyoruz. Şu an hava muhalefeti dolayısıyla biraz beklemeye aldık ama yıl boyunca her yerde gerçekleşecek. 41 mısrada 41 çizgi anlamında her mısrasına bir çizgiyi ifade eden İstiklal Marşı'nı ve Mehmet Akif Ersoy'u, o döneme, onun yazıldığı döneme ait önemli gündemi, ruhu bu dönemlere taşıyabileceğini düşündüğümüz bir görseli paylaşacağız. Bunu beraberinde bir Bilenle Bilgi Nesli projemizi Türkiye'de son derece çok beğeni alan bir proje olarak şehrimizde tekrar uygulamaya koyduk. Bu dönem startını verdik. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'yla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ortak yürütüyoruz bu çalışmayı. Ve bu çalışma doğrultusunda şu 3 kitabı hazırladık ve şu an 2500'e yakın, sayılar net değil, 2500'e yakın arkadaşımızla, öğrencimizle, 250 tane öğretmen arkadaşımızla tüm il genelinde, tüm liselerde bu kitapları okutma sürecine başladık. Geçen hafta itibariyle başladık. Çok ciddi